lima ruviye naklediliyor ki ennel müstemi'a şerikul mutekellim. El müstemi' dinleyen demek. El mutekellim konuşan demek. Bunu bakın ne yapıyorsunuz? Altını çiziyorsunuz. Destan gibi bir söz söylüyor. İki kelime, iki kelime ama destan gibi. Yani kanun gibi bir söz. Dinleyen konuşanın ortağıdır diyor. Birisi Kur'an okuyor. Kur'an'ını dinlerken sevap kazanıyor mu dinleyen? Kazanıyor. E, okuyan ve dinleyen aynı diyoruz. Gıybeti dinleyen niye ortağı olmuyor konuşanın? İyi de ve kötüde. yani sevap ve günah kazandıran hangisi olursa olsun konuşan ne kazanıyorsa dinleyen de onu kazanıyor. Madem gıybet, yalan, fiskufucur, müstehcen şeyler konuşan vebale giriyor. Dinleyen de onun ortağı sayılıyor. Neyime gerek? Ben Allah'ın razı olmadığı şeyi dinleyenlerden olmam diyoruz. Birincisi bu. İkincisi neden kulağa sahip olalımın ikincisi en zâlike yuheyyicul havâtira vel fil kalbi. Hatırlarsanız önceki bölümde ne demişti? Kalbe sürekli bir melek hayır işleri pompalıyor. Şeytan da sürekli pislik pompalıyor, kötülük pompalıyor. Ve bizim nasıl tarif etmişti bize onu? Her nefes alışımızda bir meleğin Allah'tan kork. Yapma böyle. Sen bunun için yaratılmadın. Bak Allah sana ne nimetler verdi. Namaz kılsan daha iyi olur. Bu mesajlar her an geliyor. Biz buna vicdan diyoruz. Vicdanın nerede diyoruz? Ya işte çok dalgınlığıma geldi diyor. Aslında o ses her insanda var. Her insanda var. Şimdiki insanlarınki sadece kedi köpek için çalışıyor. Kedi ve köpeğe acırken meleğin sesini duyuyorlar. Eğer melektense o ses. Öbür taraftan da iblis, şeytan sürekli bak ona şöyle yap. Ne yapıyorsun? Öyle de. Sürekli o da öbür taraftan bombalıyor. Yani deyim yerindeyse sağdan melek sesi geliyor. Soldan Şeytan sesi geliyor. Mümin aklı kadar da taraf seçiyor. Tövbe etti ne demek? Sol tarafı tıkadı demek. Sağdan gelen sesleri dinliyor. Diyor ki, ya niye sen sigaraya başladın? Ya arkadaşa uydum diyor. Bu söz yalan. Yalan. Bir baksana arkadaşın ikram ediyor diye şeytan bir vesvese vermişti ona. Ona uydu. Arkadaş bahane. Arkadaş orada şeytanın maşası. Asıl o bombayı yapan şeytan. Her şeyde ama. Evet. Bu, bunu daha önceki derslerden hatırlıyoruz. İnne dâlike yuheyyicul havâtıra vel visvâse fil kalp. Yani vesveseyi ve o kötü hatıraları sürekli tazelemiş oluyorsun yalan dinledikçe. Çünkü Kur'an dinlesen o sana ahireti cenneti hatırlatacak. E sen şarkı türkü dinliyorsun, o sana cehennemin yollarını hatırlatıyor bu sefer. Bu da neyi gerektiriyor? O zaman madem ki her dinlediğin söz ya Allah'a ya şeytana doğru seni bir kışkırtacak. Sümme min zâlike yeb min yebdu el iştigâlu fil bedeni fe mâ yebkâ fil ibâdeti şey'un. Böyle olunca da nasıl kışkırtıyor seni şeytan o vesveselerle bu sefer kalp ama bir baksa mıydım ya arkadaşlar ne konuşuyor diye. Bir bakayım ya. E, ne yapıyorsunuz, ne konuşuyorsunuz? Şuydu buydu. O bir saniyelik kıvılcım, o yakıt dolu kalbe gelince ateşleniyor bu sefer. Siz kime anlatıyorsunuz ya? Filanca şöyle olmuştu ya. Bir saat gıybet bedava ondan sonra. Herkesin o ilk kıvılcımı söndürme hakkı var. O ilk kıvılcımı ayağınla basıp söndüremedin mi? Gıybet o kadar tatlı ki bir daha onu bırakamaz. Bir daha işte otobüs saati geldi kalkacağız diye mecbur bırakar gidersin. Telefonla devam tabii. Sonra ne yapmıştı diye devam. Unutmuyoruz. Ormanı söndürmek zor. Ama kıvılcımı söndürmek çok kolaydır. O sebeple Allah'ı gerçekten bulmak isteyenler, samimi bir şekilde Allah heyecanı taşıyanlar, Günahın küçüğü büyüğü diye ayrım yapmazlar. Bu, bu terbiyesizlik Allah'a karşı değil mi? Evet. Küçük olsa ne olur, büyük olsa ne olur? Hiçbirini yapmam derler demek gerekir. Bunun için de ne diyor Gazali? Yani bu nefis engelini kaldırmak için başta beş şey sayacak. Nefis engeli için bir kesinlikle e, göze dikkat edilecek dedi. Onu okuttu bize. Şimdi kulağı tarif ediyor. Çünkü iki tehlike var burada diyor. Kulak duyduğu şeyde konuşana ortaktır artık diyor. O ne kadar kötü konuştuysa sen de o kadar o %50 senin %50 onun oldu. Hiç onun günahından da bir şey eksilmedi üstelik. Yani 50-50 günah paylaştık da o 5 sene az yanacak cehennemde diye bir şey yok. Gene o full cezasını çekecek. Sen de aptalca katılmış oldun ona. 2 Bu kadarla da kalmıyor. O giren sözler beyinde işlem görüyor. Bir saniye içinde belki daha az. O işlem kalbi yönlendiriyor. Ve bu sefer sen Allah'a ibadet etmeye vakit bulamıyorsun.